Evet, herkese merhabalar değerli dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Malum pandemi süreci hala devam ediyor. Lütfen dikkatli olalım. Şimdi, bugün sizin çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konuyla karşınızdayım. Duyurusunu zaten daha önce yapmıştım YouTube'da. Bilenler biliyor. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz tadilat maliyetleri. Tadilatını yapıp bitirdiğim bu arkamda gördüğünüz evin kalem kalem maliyetlerini açıklayacağım. Fakat bu açıklamayı yapmadan önce şunun üzerine basa basa belirtmek istiyorum. Bu maliyetleri açıklamamdaki amaç tutun da siz bu işlerle uğraşın diye değil. Peki amacım ne? Amacım bir tadilat yaptıracak olursunuz. Evinizi yenileyecek olursunuz. Piyasadan fiyat alırken aklınızda aşağı yukarı bir rakam belirlensin. Yani bir fikriniz oluşsun. Hani yüksek rakam çekenlerin en azından farkına varın diye, bilinçlenin diye size bu maliyetleri açıklayacağım. Peki neden kendiniz bu işlerle uğraşmayın diyorum. Çünkü tadilat işleri basite alınmayacak kadar uzmanlık gerektiren ve profesyonel bir şekilde yapılması gereken bir konu değerli dostlar. Eğer kendiniz bu işlerle uğraşmaya kalkarsanız inanın hem zaman hem para hem de iş kalitesi olarak daha çok kaybınız olacaktır. Çünkü takip noktasında ister istemez zayıf kalacaksınız. Bu zayıf kalmada size bir işin ikinci kere, üçüncü kere yapılma olasılığını arttıracak. Yani bir yeri yapacaksınız, bir sıkıntı çıkacak, ikinci kere, üçüncü kere bir daha yaptırmak zorunda kalacaksınız. Bir diğer konu da işi, yaptıracağınız işleri, küçük olur, büyük olur, evi komple yaptırmak istersiniz, fark etmez. Yaptıracağınız işleri tanımadığınız ustalara, tanımadığınız taşeronlara asla vermeyin arkadaşlar. Niye? İşin kalitesi düzgün çıkmayacaktır birincisi. İkincisi, bir sürü para dökeceksiniz, istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Belki işini iyi yapan ustalara veya taşeronlara denk gelebilirsiniz ama bu olasılığı bence göze almayın. Tanıdığınız, bildiğiniz ustalarla çalışın. Zaten dışarıdan tanımadığınız bir ustayla veya taşeronla iş yaptığınızda inanın ikinci kere onları çağıramayacaksınız. Çünkü gelmeyecekler. Hani bir yer patlar, bir yer kırılır. Ya gel şurayı düzelt dersin veya ondan kaynaklı bir sorun vardır. Burayı halledelim, düzeltelim dersin ama gelmez. Böyle sıkıntılarda yaşayabilirsiniz. Şimdi size bu evde yaptırdığım tüm işlemlerin, kendi işlemlerimin fiyatlarını vereceğim. Fakat bu fiyatları verirken işçilik olur, malzeme olur. Bunları piyasayla karşılaştırmayın. Yani birebir olarak karşılaştırmayın. Hani aşağı yukarı bir fikir verecek tabii ki size ama birebir karşılaştırmayın. Niye? Çünkü ben piyasaya göre daha uygun yaptırıyorum. Buradaki temel mantık da şu. Çağırdığım ustalar, benim 5 yıldır, 6 yıldır çalıştığım ekipler. Bunların arasından iyilerini seçe seçe, işten düzgün yapanlarla yolumuza devam ettiğimiz için biz bunlarla sürekli paslaşıyoruz. İş veriyoruz. İş verdiğimiz için bunlar piyasaya göre bize de tabii ki daha uyguna yapıyor. Siz zaten dışarıdan usta çağırdığınızda benim verdiğim fiyatlarla aynı olmadığını kendiniz de göreceksiniz. Dediğim gibi buradaki temel mantık bizim onlara sürekli iş vermemizden dolayı onlar bize karşı kar marjını düşük tutarlar. Yani bu işten 1000 lira değil de 500 lira kazanayım derler. Çünkü işin devamı vardır. Fakat siz dışarıdan bu ustaları çağırdığınızda veya taşeronları her iş kaleminde benim fiyatlarımla arasındaki farkı görebilirsiniz. Bunu da normal kabul edin. Çünkü gelen ustalar sizin işinizi bir kerelik görür. Yani bir kere yapacaktır ve gidecektir. O yüzden düşük kar marjlarına iş yapmak istemezler haklı olarak.
işin emeğinin karşılığını almak isterler. Çünkü siz onlara bir daha iş vermeyeceksiniz. Fakat ben de çalıştığımdan ben tabii işin devamı olduğu için biraz daha piyasaya göre uygun yapıyorum. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Peki bu konuşmadan şu sonucu çıkarabiliyor muyuz? Önemli nokta bu. Yani siz bu işi kendiniz yapmaya kalktığınızda tek tek çağırdığınız ustalarda ister istemez bu işi profesyonel yapanlarla arasında bir fark olacak. Nasıl? Ben bu kapıyı taktırıyorum 8.000 lira diyelim. Siz taktırmak istediğinizde size 9.500, 10.000 lira fiyat çekecekler. Ne oldu? 2.000 lira fark etti. Alçı boya yaptırmak istediğiniz oradan 500 lira fark etti. Ne bileyim başka bir kalemden o kadar fark etti ve bunlar katlandı. O katlanan rakam ne oldu? O katlanan rakam aslında sizin bu işi profesyonel yapanlara teslim ettiğinizdeki verdiğiniz kar maliyeti. Yani bu işi siz atıyorum 40.000 liraya yaptıracaksanız kendiniz uğraştığınızda o adam 34.000 liraya mal ediyor ve 6.000 lira atıyorum kar koyuyor yine size 40.000 liraya mal ediyor. Ama sizin burada karınız ne oluyor? Hem işle uğraşmamış oluyorsunuz. O usta geldi, bu usta gelmedi, şu geldi, bu gelmedi. Bunlarla uğraşmamış oluyorsunuz. İşinizi kontrol ettirmiş oluyorsunuz profesyonel bir kişiye. Mesela ben inşaat mühendisiyim. Kendi yaptığım tadilatlarımı kendim kontrol ediyorum. Bütün aksaklıkların, sorunların da arkasındayım. Bu aşamada garantör oldukları için karşı taraf hem garanti almış oluyorsunuz, hem işi kontrol etmiş oluyorsunuz, kontrol ettirmiş oluyorsunuz. Hem de tek kalemde veriyorsunuz bütün işlerinizi ve tertemiz bir şekilde bütün işleriniz çıkıyor. Yani siz bu işi kendiniz yaptırmaya kalktığınızda o verdiğiniz kalem kalem fiyat farklarının toplamını burada taşeron almış oluyor. Ve sizin işiniz aslında kendiniz yaptırdığınızdaki rakama denk gelmiş oluyor. Ama siz bunu fark etmiyorsunuz. Siz kendim yaptırayım daha uygun olsun diye düşünürken halbuki astarı yüzünden pahalıya geliyor, sizin haberiniz yok. İşinizi kontrol edemiyorsunuz. İşinizin ne kadar kaliteli olduğunu bilemiyorsunuz. Ve bir sorun çıktığında o ustaları veya o taşeronları maalesef bir daha bulamıyorsunuz. Çünkü her işi siz tek tek yaptırdınız. Yani lafın özü böyle geniş kapsamlı bir tadilat yaptırmak isterseniz kesinlikle bu işi profesyonel yapan ekiplerle veya firmalarla veya şahıslarla mimar olur, mühendis olur bunlarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi lafı çok uzatmadan maliyetleri açıklamaya geçiyorum. Biliyorum biraz giriş uzun oldu ama bunları açıklamak zorundaydım. Umarım dinlemişsinizdir. Anlattığım şeylerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Zira bunlarla gerçekten iş yaptıracağınız zaman karşılaşacaksınız. Şimdi maliyetlere geçiyoruz. Maliyetlere geçmeden size önden 1-2 video göstereceğim. Öncesi ve sonrası şeklinde. Ondan sonra da maliyetleri tek tek açıklayacağım.
Evet sevgili dostlar, videomuzu çok uzun tutmama adına size hem yeni halinin görüntüsünü sunacağım hem de arkasından size maliyet bilgisi vereceğim. Şimdi öncelikle çelik kapıyı gördüğünüz aynı. O çelik kapıyı ben takmadım. Ev sahibi benden önce taktırmıştı. Maliyetine 2500 lira dedi kendisi. Şimdi geçiyoruz bizim kalemlerimize. Bildiğiniz gibi tadilata ilk başladığımızda yıkım kırım işlerimiz olur. Neydi bizim bu evdeki yıkım kırım işlerimiz? Seramiklerin, banyo, tuvalet, koridorlar, balkonlar, bunların taban duvar sökümü, kapıların sökümü, iç kapıların sökümü, mutfaktaki tezgahın kırımı, oradaki mobilyaların sökümü. Bunların hepsine ben işçilik olarak 1300 TL verdim arkadaşlar. Bunlar çuvallandı ve asansöre konulup nakliye arabasına atıldı. Tabii bu 1300 TL'nin içerisinde nakliye, çuval, molos, atma ücreti, asansör yok. Onlar ne kadar tuttu derseniz 80 lira çuvala verdim, 350 lira nakliyeye verdim. Hem malzeme getirdi bana hem de molozlarımı götürdü. Ayrıca 375 TL asansöre verdim. Bu malzemelerimi hem çektim hem de molozlarımı arabaya yükledim. Tabii işçiliğin içinde bu işte yükleme işi, çekme işi de var malzemeleri. Yani toplamda yıkım kırım işim benim malzemeyle, işte nakliyeyle vesaire işçilikte 1785 TL'ye mal oldu. Su tesisatına geçiyorum. Su tesisatı da arkadaşlar evin 3400 TL tuttu. Bu işin içinde ne var? Altyapı malzemesi var. İşte iki tane rezervuar var. Tuvalet taşını iptal ettik. Oraya rezervuar gömdük duvara. Banyodaki klozeti iptal ettik. Onu gömme yaptık. Altyapıyı işte komple demir boruydu, plastiğe çevirdik. Eve 4 tane hat çekildi. 2 sıcak, 2 soğuk. Bir tanesi ısıtma, sıcak soğuk. Diğer sıcak soğuk da içme suyu, kullanma suyu için. Bu su tesisatı ücretinin içinde arkadaşlar montaj malzemelerinin montajı da var. Yani lavabonuzu, işte bataryalarınızı aldığınızda sucu gelecek, bunları takacak. Şimdi geçiyorum elektriğe. Elektrikte 3000 TL tuttu. Montaj malzemesi dahil arkadaşlar. Elektrikte ne yaptık? Evin komple elektriği, sigortaları yenilendi. Prizler değişti. Anahtarlar değişti. Bunların yerleri uygun yerlere kaydırıldı. İlave prizler oldu. Montajlarıyla beraber elektrik işimizde 3000 TL tuttu. Geçiyorum seramik işçiliğine. Seramik işine diyelim daha doğrusu. Seramiğin işçiliğine 1800 TL verdim. Yaklaşık 80 metrekare seramik yapıldı. İşte banyo, balkon vesaire. Malzemesi de 4155 TL tuttu bu seramiğin arkadaşlar. Bunun içinde işte yapıştırıcısı, seramiği vesaire var. Yani malzeme artı işçilik 5950 TL'ye geldi bu evin seramik kalemi. Dediğim gibi 80 metrekare seramik yapıldı. Mermere geçiyorum. Balkonlara, iki balkona da mermer konuldu korkuluk altına. Bunlar da yaklaşık 15-16 metre olması lazım. Buna da 400 TL verdim arkadaşlar malzeme artı işçiliğine. Doğalgaza geçiyorum. Mutfaktaki siyah boru yukarıya kaydırıldı. Aşağıdan gidiyordu, yukarıya taşıdık. Bütün odalara petek taktık, demir döküm petek. Bu montajlarla beraber 3750 TL tuttu doğalgaz işimiz. Laminanta geçiyorum. Laminanta işçilikle beraber 3335 TL tuttu. Evde toplam 60 metrekare laminant işimiz vardı. Parke 2185 TL tuttu arkadaşlar. Bunun içinde ne var? Parke var, süpürgelik var, şilte var. Fakat bizim koridorlarımız bozuk olduğu için düzeltince odalardan biraz yüksek kaçtı. Hem biz bir kot farkını düzeltmek için hem de zeminde ısıtma yapmak için 800 TL'lik de XPS aldık. Bunu serdik. Bunun üzerinde laminantımızı yaptık. Hem kot farkını kaybettik hem de güzel bir izolasyon olmuş oldu. Yani malzeme 2985 liraya geldi. İşçiliğine de ben 350 lira verdim. Ömer Usta var sağ olsun, gelir yapar işlerimi. Ona da 350 TL verdim. Yani 3335 TL'ye mal olmuş oldu. Şimdi geçiyorum alçı boya işine. Alçı boyayla alakalı 2200 TL işçilik verdim. Bu işçiliğin içinde ne var? Banyo, tuvalet, salon. Bunların stropiyer işleri, karton piyer işleri var. Tamiratlarımız var. Tavanlara komple alçı çekildi. Bu var. Demir korkuluklarımız boyandı. Evin boyası yapıldı. Bunların hepsi içinde 2200 TL verildi. Alçı boya malzemesine de 1135 TL verdim. Toplamda da alçı boya işim 3335 TL'ye mal olmuş oldu. Son olarak geliyorum kendi işimle alakalı kapı ve klozetlere. Kapılara 7500 TL verdim arkadaşlar. Laki kapı takıldı eve. Pervazlar da laki. 3 tanesi camlı. Salonun iki kapısı ve mutfağın iki kapısı camlı. Kollarını da taktım ben. Kollarıyla camlı bir şekilde laki kapılarımızda 8 tane evde laki kapımız var. 3'ü camlı, 5'i camsız. 7500 TL'ye mal oldu.
Şimdi klozetleri de açıklıyorum. Hem tuvalete hem banyoya iki tane klozet montajı yapıldı. Normalde ben evin klozetlerine, işte montaj malzemelerine karışmıyorum arkadaşlar. Ama ev sahibine jest yaptık ve klozetleri de taktık. Klozetlerim de iki takım olarak basma butonu, klozetler, stop valve 900 TL'ye mal oldu. Klozetlerimiz Creavit'in arkadaşlar. Evet değerli dostlar, benim kalemlerim bitti. Size doğramanın fiyatını da söyleyeyim. Ev sahibi yine taktırdı. Doğramaların benimle alakası yok. Doğramaları da 9500 TL'ye taktırmış arkadaşlar. Bu PVC doğramaları. Son olarak bir şeye de değinmek istiyorum. Ben tadilatı yaptığım zaman evi komple en son işi bitirdikten sonra temizlikçilere sokuyorum. Evi komple temizletiyorum ve o şekilde teslim ediyorum. Burada da evi komple temizlikçilere soktum. Temizlettim. Pırıl pırıl bir şekilde inşallah teslim edeceğiz. Bu temizlikçi ablalarımızı da sürekli çalıştığım kişiler bunlar da. Bunlara da 400 TL ödedim arkadaşlar. Evi de pırıl pırıl yaptılar sağ olsunlar. Şöyle bütün kalem kalem yaptığımız işleri toplarsak bu evin anahtar teslim maliyeti 34.000 TL tuttu. Mutfak ve montaj malzemeleri hariç arkadaşlar. Mutfak niye yapılmadı diye merak edenler olabilir. Mutfağı ev sahibi kendi istemedi arkadaşlar. Ülke dışında olduğu için geldiği zaman beraber tekrar görüşeceğiz. Eşinin ve kendi zevkine göre mutfağa beraber bakacağız ve ona göre bir mutfak dolabı ve mutfak tezgahı yapılacak. O sebepten ötürü şu anlık yaptırmadım. Evet, videomuz buraya kadardı değerli dostlarım. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Girişi biraz uzun tutmak zorunda kaldım. Size hem yeni halini hem eski halini arka arkaya göstereyim istedim. Ve Antalya içinde tadilat yaptırmak isteyenler olursa ve benimle çalışmayı düşünenler olursa bana YouTube'dan yorum olarak veya Instagram'dan numaralarını bırakırlarsa iletişime geçebiliriz ve en azından fiyat veririz yaptırmak isteyenler olursa diyorum. Umarım bu video işinize yarar. Eğer işinize yaradığını düşünüyorsanız ve videoyu beğendiyseniz lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. İnşallah güzel videolar çekip sizlere bilgilerimizi elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Siz de desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.